Merhaba arkadaşlar. Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 12 Kasım Perşembe İzmir yarış programı tekrar sizlerle beraberim. 9 koşulu bir programımız var. İzmir'de de 2 altılımız olacak sevgili dostlar. Birinci koşu, birinci altılı gayanımız 17.30'da itibaren start alıyor. 2 yaşlı İngilizler maiden bir koşu. 1300 metre çimle start alıyor. Evet, burada bakıldığında 1 nolu safkanımız ve de 9 nolu safkanımız ekür olarak start oluyor. Zaten ön plana 1 ile 5 nolu safkanlarımız büyük ihtimalle ya birinci ya ikinci hatta çıkabilirler sevgili dostlar. Öyle tahmin ediyorum. Koşuları, son koşuları gerçekten başarılı. 5 nolu safkanımız Savaşçı Ege, Gökhan Gökçe ile ilk defa buluştuk. Kazanmaya çok yakın diyoruz. İlk şans vereceğim safkanım olacak. İkinci atımda bir numara ekürler olacak sevgili dostlar. O da Mustafa Çiçek de ilk defa start alıyor. 3 çim performansından sonra son koşusu o da dördüncülükle ayrıldı. Bu 100 metrede uzadı mesafe. Ben yine şanslı olacağını düşünüyorum. Maiden'e veda etmeye yakın gördüm. İkinci şanslı safkanım olacak. Burada bir hat daha söyleyeceğim sevgili dostlar. Bunu da mutlaka kuponumuzda şans verelim diyorum. İzmir'de üst üste güzel koşullara sahip olan safkanımız o da 11 nolu safkanımız olacak. Sevgili dostlar bunu da mutlaka kuponumuza ilave edelim. İsmail Kale ile çok şanslı olur diyorum. Sonlarda güçlü ataklarla 1 ile 5'i avlamaya çalışır diyorum. Gelirse sürpriz bir atla başlayalım diyorum sevgili dostlar. Birinci altılı gayanımızın başlangıç ayında sıralamam 1, 5 ve 11 nolu safkanlar olacak. Evet, ikinci koşumuz şartlı 3. 3 ve yukarı İngilizler 1200 metre çimle start alıyor. Burada da 15 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 1 nolu Avukat, 7 nolu Cihan Gül safkanlarımız ekür olarak start alıyor. Pardon arkadaşlar. Burada Avukat sevgili dostlar bu grubun gerçekten kat kat üstünde bir safkanımız. Çok iyi bir grup olduğunu düşünüyorum. Fuat Çakar'la 11 kere koşup iyi uyum içerisinde 6'sını kazanma başarısı gösteren Avukat benim bankom olacak sevgili dostlar. İkinci koşuda birinci altılı ganyanımızın ikinci ayında bir numara Avukat ben de banko olarak kuponumda yer vereceğim. Evet, üçüncü koşumuz handikap 15 dişilere mahsus 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kumla start oluyor. 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada 3 ata kadar yer vereceğim. İlk şans vereceğim atım 2 nolu safkanımız o da Apprentice arkadaşım Ferdi Kabadayı'yla ilk defa buluşacak olan start alacak olan son koşusunu handikap 16'da 2000 metre kumda Dorukan Palanur'la güzel bir ikincilikle ayrılan Firdevs Tahir diyorum sevgili dostlar. İlk şans vereceğim safkanlardan biri olacak. İkinci atım 4 numara olacak. Sinan Özen'le start alıyor. O da bir kere start aldı. O da İzmir'de handikap 16'da hemen Firdevs Tahir'in arkasında üçüncülükle ayrılan Ahmet Oluk'la start almıştı. Şimdi değişen jokey Sinan Özen'le de start alacak olan 4'ü ikinci şanslı safkanım olarak önereceğim. Son atım buranın sürprizini gerçekleştireceğini düşündüğüm son koşusunda şartlı 3'te İzmir'de harika bir koşu sergiledi. Dördüncülükle ayrıldı sevgili dostlar. Bakmayın dördüncülükle ayrıldığına. Tabi bunları geçen safkanlarımız da var sevgili dostlar. O da 4 nolu safkanımız o koşuda ikincilikle ayrıldı. Hemen arkasında 3. olan Bambaloya var. 8 nolu safkanımız hemen onun arkasından dördüncülükle ayrılmıştı. Şimdi burada daha da etkili koşacağını düşündüğüm Muhammed Baran Çakmak'la Prant arkadaşımıza bomboş kiloyla buranın sürprizini gerçekleştirmeye yakın diyorum. 10 nolu safkanımı Azra Star'ı da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Sıralamam 2, 4 ve 10 nolu safkanlar olacak 3. koşuda. Evet, dördüncü koşumuz handikap 21. 3 ve yukarı İngilizler 1300 metre çimle start alıyor sevgili dostlar. 12
İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. İkinci altılık ayınımızın da başlangıç ayağı zor bir koşuyla start alıyor sevgili dostlar. Burada yeterince yani fazla ata kadar yer vermenizi istiyorum. Tabii ki bu benim kendi düşüncem. Kuponda yer vereceğim safkanları. İlk şans vereceğim atım 4 numara paramparça olacak. Mustafa Çiçek de bir kere start alıp onda kazanma başarısı göstermişti sevgili dostlar. Bu mesafede güzel bir koşu sergileyen paramparçaya yine avukatı da geçme başarısı göstermişti sevgili dostlar. İkinci atım 3 numara olacak. O da Mahmut Turan'la 14 kere start alıp 4'ünü kazanma başarısı gösteren grup 3'te Bursa'da 1200 metre çiminde güzel bir üçüncülüğü var. Onun arkasında 1500'de handikap 1001'i kazandı Bursa'da. Kısa vadeli 1200'ü kazanan Bursa'da sevgili dostlar. Şimdi İzmir'e gelen üçü de mutlaka kuponumuza şans verelim. İkinci şans safkınım olacak. Üçüncü atım 2 numara Akarca Kaan olacak. Muhammed Birbirgin'le o da iki sefer koşup birini kazanma başarısı göstermişti. İzmir'de bu mesafede kısa vade 6'da güzel bir ikinciliği var sevgili dostlar. Mustafa Çiçek de mutlaka kuponumuza Kayaovası gibi güçlü bir safkanın arkasında ikincilikle ayrılan İkinoğlu safkanımıza mutlaka kuponumuza şans verelim. Üçüncü atım 8 numara olacak. Doruk Rüzgarı olacak. Barış Kurdu'yla İzmir'in tecrübeli jokey ile ilk defa start alacak. 8'de 4. atım olarak önereceğim. 5. atım 11 numara olacak sevgili dostlar. Mestanefe Halil Kaplan'la o da ilk defa start alıyor. Mutlaka kuponumuzda yeri olması gereken safkanlardan biri bomboş kiloyla. Sonradan 6. safkanım 12 numara Nevzat Avcı'yla o da bomboş kiloyla start alıyor. İzmir'de 1800'ü kazandı. 1200'ünü son koşusunu 1300'e handikap 16'da ikincilikle ayrıldı sevgili dostlar. Mutlaka kuponumuza şans verelim diyorum sevgili dostlar. Son olarak da 7 nolu safkanımız olacak. O da Sinan Özen'le start alıyor. İlk defa Sinan Özen'le start alacak. Burada Halil Gül'le start almıştı ve de kazanma başarısı göstermişti. 12 nolu safkanımızda o koşunun ikincisi olmuştu sevgili dostlar. 7'yi de mutlaka kuponumuza şans verelim diyorum. Sıralamam 4, 3, 2, 8, 11, 12 ve 7 nolu safkanlar olacak. İkinci altılık ayarımızın başlangıç ayında. Evet, 5. koşu handikap 15, 3 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alıyor. 13 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. 2 at yeterli gördüm sevgili dostlar. Bu 2 atın arasında zevkli bir mücadele birinciliği belirler diyorum. İlk şans vereceğim atım Barış Kurdu'yla kazanması bekliyorum. Ahmet Ali olacak 4 nolu safkanımız. 2. atım 8 numara yeğenim Toprak Mustafa Çiçek'le start alacak. Bunu da kuponumuza yazarsak burası bence rahat bir yarış seyrederiz diye düşünüyorum. Sevgili dostlar 4 ve 8 ben de yeterli gördüğüm safkanlar olacak 5. koşuda. Evet 6. koşumuz şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 2100 metre kumla start alıyor. 6. koşumuz 12 İngiliz atımızın mücadelesi olacak. Burada da 3 at kuponumda yer vereceğim. Bakıldığında bu grubun 1-2 adım önünde gözüken 2 tane safkan var. O da 1 nolu safkanımız Sinan Özen'le bir kere koşup onda kazanma başarısı gösterdi. Son koşusunu bu mesafede handikap 15'i 2100'de Sinan'la ekürü pardon arkadaşlar ekür avantajı da vardı. Biri birinci biri ikinci oldu ekürlerin sevgili dostlar. O zaman kazanma başarısı göstermişlerdi. Biri ilk şans vereceğim atım olacak. Yine kazanmaya yakın görüyorum. İkinci atım 2 numara Muhammed Birbilgin'le Aprant arkadaşımıza o da 2 sefer start alıp kazanma başarısı göstermişti. O da Bursa'da Maydan'a veda etmişti. 1400 metre kumunda son koşusu 1200'e derecesiz ayrılsa da mutlaka kuponumuza şans verelim. Buranın yani kaliteli safkanı diye düşünüyorum. Burada da söz sahibi olacağını düşündüğüm 2'yi de kuponumda şans vereceğim. Son atım buranın bombasını bekliyorum sevgili dostlar.
Son iki Çim performansı, Çim'de pek varlık gösteremedi ama Kum'da gayet başarılı koşulara sahip olan, zaten aradan sonra bir Çim yarışı gördü. Adana'da Kum performansı, İzmir'e ilk defa geliyor. 9'da kuponumuza mutlaka ilave edelim. Buranın sürprizini bekliyorum. Alaaddin Küründük'le kuponumuza bulunması gereken safkanlardan biri diyorum. 9 nolu safkanımız sevgili dostlar. Sıralamam 2-1 ve 9 nolu safkanlar olacak. Birinci altılık ayınımızın son ayında. Evet sevgili dostlar, birinci altılık ayınımızın şablonu buydu. Kuponumuzun değeri 26 TL'lik bir şablon önerdim sizlere. İkinci altılık ayınımızın devam edeceğim. Yani videomu kesmeden devam edeceğim. 7. koşta itibaren yine söylemeye çalışacağım. İkinci altılık ayınımız gerçekten zor koşular bizleri bekliyor. Biraz da paraya yönelik görüyorum. Ondan fazla ata kadar yer vereceğim. Burada da bankom olacak ama kuponumun bedeli biraz yüksek çıkacak. 88 TL'lik bir kupon çıkacak sevgili dostlar. Böyle bir kupon önereceğim sizlere ve de kendim de zaten oynuyorum. Önerdiğim kuponları da sevgili dostlar, bunun da bilgisini vereyim. Tabii ki fazla alt geçtiğim yerde azaltabilirsiniz. Sizin kendinize güvendiğiniz tekler varsa, evet burada bu at geçilmez, sen burada 3 at vermişsin veya çok ata yer vermişsin, eleyip de kendi tuttuğunuz safkanları da bankoda bırakabilirsiniz sevgili dostlar. Evet 7. koşumuza geçtiğimiz zaman şartlı 5 4 yukarı Araplar 1200 metre kumla 8 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Burada da fazla at kuponunda yer vereceğim. Zor bir koşu gördüm. Burada bakıldığında ön plana 3 nolu safkanımız Karamı, Fırat Aslan'la Aprant arkadaşımızla bir kere koştu. Onu da kazanma başarısı gösterdi. İzmir'de handikap 17.400'ü kazandı. İzmir'de şart 4'te 2000 metre kumunda kazandı. Son koşu kısa vadede 8'de 1400'de derecesiz ayrıldı sevgili dostlar. O yüzden aldatmasın bizi son koşusu. 3'ü ilk şans vereceğim atım olacak. Kazanmaya yakın görüyorum. İkinci atım 4 numara May Sultan olacak. Kaan Gökçe ile Aprant arkadaşımızı, o da start alacak. Aslında bu grubun gerçekten kaliteli safkanı ama son koşuları birazcık kötü performans sergiledi. O yüzden belki yarın geri planda da kalabilir. Belki ikinci at, birinci at da çıkabilir. Tam olarak kestiremiyoruz sevgili dostlar. Yarın olduğu için, yarını bilemediğimiz için 4'ü de ikinci şanslı atım olarak önereceğim. Üçüncü atım 6 numara Bombacan. Nevzat Avcı ile 4 kere koşup ikisinde kazanma başarısı göstermişti. Bursa'da ve İzmir'de güzel koşulları sahip olan Bombacan'ı da mutlaka kuponumuza şans verelim. Dördüncü atım 1 numara Kocamoğlalı Halil Gül ile Aprant arkadaşımla 4 kere koşup ikisinde kazanma başarısı gösteren, biri de bir turbo orijini olan biri de, mutlaka kuponumuza ilave edelim. Beşinci atım 7 numara olacak. Ceylin Su Mustafa Çiçek ile iyi uyum içerisinde bir kere de kazanma başarısı gösterdi. Ve de son safkanım Şifne Efes'i olacak. Bekir Mert Mırıklı Aprant arkadaşımıza 3 kere koşup birini kazanma başarısı gösteren güzel koşuları bir yenisini daha ekleyeceğini düşünüyorum. Kısa mesafede adından söz ettirir. O da Joker gibi güzel bir orijinden gelen Şifre nefesinde mutlaka kuponumuza şans verelim. Sıralamam 3, 4, 6, 1, 7 ve 2 nolu safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet 8. koşu Maylan 2 yaşlı İngilizler 1300 metre Çim'le start alıyor. 12 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. 1 ile 2 nolu safkanlarımız ekür olarak start alacak. Burada Maiden'e veda etmesini beklediğim kuponumda da banko olarak önereceğim. O da Bekir Mert Mırıklı Aprant arkadaşımızla bir kere start aldı. İzmir'de 1300 metre Çim'inde sevgili dostlar, o da ikincilik dahili güzel bir koşu sergiledi. Bu sefer Maiden'e veda etmesini beklediğim safkanlardan biri. 7'yi kuponumda banko olarak bırakacağım sevgili dostlar. Diyeceksiniz ki burada erkek safkanlar var, Onur'un var. Gerçekten tamam, Onur da kaliteli bir safkanımız sevgili dostlar. Son koşusunu o da 1200'de güzel bir ikincilikle ayrıldı. Ama ben 7'ye bir iki adım daha önde tutuyorum.
Tabii ki bu da benim tercihim sevgili dostlar. Diyeceksiniz 88 TL'lik kupon veriyorsun, gide gide 7'yi mi tek attın? Yani bir yerde risk almamız lazım sevgili dostlar. Burada fazla diyelim yazalım 4, 2, 1'i ekürleri, sonra 9, 11 bunlar da var. Ondan sonra 7'yi de yazdık tabii ki. Çok atla. Ah diyoruz, keşke 7 numara benim tekimdi. Bak geldi, beni yanıltmadı diyoruz. Keşke tek atsaydım diyoruz. Ondan sonra ahlar vahlar diyoruz. Ben burada kendi kuponumda 7 numara benim Bekir Mert Mırıklı Abrant arkadaşımızla Mardin'e veda etmesini beklediğim Safkan. Kendi kuponumda yarın banko olarak bırakacağım sevgili dostlar. Evet, 9. koşumuz handikap 15, 4 ve yukarı Araplar 1300 metre çimle start oluyor. 14 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bir ekürümüz var. Fırtına Vadisi ve de 12 numara Dalbastı ekür olarak start alıyor. Burada da kuponumda yer vereceğim. 5 at var sevgili dostlar. İlk şans vereceğim atım kayalarla olacak. Onur Yıldız'da kazanmaya yakın görüyorum. İyi uyum içerisinde 6 kere start alıp 3'ünde kazanan 3'ü ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım 7 numara Kırkumru. Mustafa Çiçek'le İzmir pistinde güzel koşularda sahip. Güzel yani 1300'de kazandı şartlı 4'ü. 1900'de kazandı şartlı 3'ü. Yine kazanmaya yakın görüyorum sevgili dostlar. 7 numara Kırkumru'yu da Mustafa Çiçek'le ikinci şans safkanım olacak. Üçüncü atım 10 numara Zor Zaman İbrahim Halil Ketme ile mutlaka değerlendirelim. Dördüncü safkanım 13 nolu safkanımız olacak sevgili dostlar. Uçan Boron, bunu da mutlaka kuponumuzda Ahmet Oluk'la bir sürprize imza atacağını düşünüyorum. Son iki koşusu kumdaydı, pek başarılı olamadı. Sevdiği için performansı tekrar geri döndü. Yani orada uzun değil, mesafe de kısaldı. Adından söz ettirir. Bomboş kilo öyle start alıyor. 13'ü de şans verelim. Son safkanım 2 numara Benli Sultan olacak. Muhammed Mir Bilgin'le Apprent arkadaşımıza son koşusunu handikap 16'da güzel bir ikinciliğe sahip olan Muhammed Mir Bilgin'le de start almıştı. 2 Benli Sultan'ı da mutlaka kuponumuza şans verelim. Sıralamam 3, 7, 11, 13 ve 2 nolu safkanlar olacak sevgili dostlar. Evet, Bursa'dan söyleyeceklerim bunlar sevgili dostlar. İzmir şablonum için, yani iki altılımızın da şablonu buydu. İnşallah faydalı bir şey sizlere sunmuşumdur. Kazanan şanslı kişiler hep beraber olalım diyorum sevgili dostlar. Evet, Bursa'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bol şanslar diliyorum sevgili dostlar.